Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. 2021 trafik örnek deneme sorularını çözmeye devam ediyoruz. Açıklamalı bir şekilde 30 adet soru çözeceğiz arkadaşlar. İzle kazan. Nokta atışı sorular. Banko 2021'de sizlere de çıkacak güncel sorular detaylı bir şekilde anlatacağız arkadaşlar. 2021 yılında çıkan birebir çıkmış sınav soruları YouTube Nedim Şeker Akademi'de kal sınavı geç. Instagram'da Nedim Şeker Akademi'yi takip ederek çıkmış ehliyet sorularını da çözebilirsiniz arkadaşlar. Soru birden itibaren başlıyoruz deneme sorularımıza. Birinci sorumuz sık sık yine sorularda sınavlarda geliyor. Araçların tescil işlemlerini yapmak. B. Motorlu taşı sürücü sertifikası vermek. C. Karayollarında gerekli işaretlemeler yapmak. D. Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak. Burada dikkat edersek arkadaşlar, araçların tescil işlemlerini Emniyet Genel Müdürlüğü yapar. Motorlu taşı sürücü sertifikalarını Milli Eğitim verir. Karayollarında gerekli işaretlemeleri Karayolları Genel Müdürlüğü yapar. Değil mi? Kesik kesik çizgiler, devamlı çizgiler, yaya geçitleri, ışıklandırmalar, yerleşim yerleri dışında Karayollar Genel Müdürlüğü, yerleşim yerleri içerisinde ilgili belediyeler yapıyor. Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını da yine Milli Eğitim Bakanlığı yapar. Evet arkadaşlar, hemen ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz, kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? Bakın, kontrolsüz demir yolu hemzemin geçit. Biliyorsunuz ki tehlike uyarı işaretlerindedir. Kontrollü ve kontrolsüz hemzemin geçit işaretlerimiz. Hattımızda uygun mesafede mutlaka durulması ve daha önce de hızın azaltılması gerekiyor. İşaretler bölümüne mutlaka arkadaşlar göz atın. Çok çok önemli trafik işaretlerimiz yine kanalımızda var. A şıkkında hızlarını artırarak geçmeli. B şıkkında uygun mesafede mutlaka durmalı. C şıkkında demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmesi. D şıkkında demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmesi. Kontrolsüz demir yolunu geçidine yaklaşan araçlar hızlarını azaltmalı, uygun mesafede mutlaka durmalıdır arkadaşlar. Cevabımız Bursa seçeneği doğrudur. Evet. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi çarpma anında oluşabilecek etkileri vücudun daha güçlü bölgesine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktadır? A. Kriko. B. Reflektör. C. Emniyet kemeri. D. Çekme halatı. Bakın yine arkadaşlar, seyir halindeyken kaza anında, çarpma anında oluşabilecek etkileri azaltır. Vücudun güçlü bölgelerine yönlendirir. Ölüm ve yaralanmayı azaltan burada nedir? Emniyet kemeridir arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder? A. Yolcu indirirken beklemek. B. 5 dakikadan fazla beklemek. C. Kırmızı ışık yanarken beklemek. D. Görevlilerce verilen emirle durmak. Duraklamayı ifade eden nedir arkadaşlar? Bakın, yolcu indirirken beklemek durmadır. 5 dakikadan fazla beklemek park etmedir. Bakın, bu durmadır. Park etmedir. Kırmızı ışık yanarken beklemek durmadır. Zorunluluktur biliyorsunuz. Evet. Evet arkadaşlar, bakın. Yol görevlilerce verilen emirle durmak yine nedir? Durmadır. Yine zorunluluktur. Burada yolcu indirmek, bindirmek, yük yüklemek, boşaltmak duraklamayı ifade eder. Cevabımız Adana seçeneği doğrudur arkadaşlar. H
Hemen 5. sorumuza bakalım. Sık sık gelen sorulardan birisi arkadaşlar. Bakın 5. sorumuzda yanda şekildeki gibi tek yönlü karayolunda bulunan bir numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Bakın. Hangisini yapması yanlıştır? A. En sağ şeride geçerek seyretmesi. Geçebilir mi arkadaşlar sağ şeride? Tabii ki kesik kesik çizgilerden dolayı geçer, değil mi? Geçmek için en sol şeridi kullanması geçebilir mi? Tabii ki bakın, kesik kesik çizgilerden dolayı geçer. Sol şeridi de kullanır ve hızlı bir şekilde devamlı seyretmemek şartıyla sol şeridi kullanıp sağ şeride geçebilir. Geçmek için. C şıkkında önündeki araçla takip mesafesini dikkat etmesi gerekiyor. Takip mesafesine tabii dikkat edecek. Örneğin buradaki azami hız sınırı 80 ise önündeki araçla arasındaki takip mesafesi kaç olmalıdır arkadaşlar? 40 olmalıdır. Takip mesafesini de mutlaka koruması gerekiyor. Evet. Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi, hayır, öyle bir hakkı yoktur arkadaşlar. Bakın burada sol şeridi ve sağ şeridi kullanabiliyor ama önündeki aracı ikaz edemez. Çünkü kesik kesik çizgiler hem sağ şeride hem de sol şeride geçebileceğini burada gösteriyor. D şıkkı yanlıştır arkadaşlar. Evet, hemen 6. sorumuza geçebiliriz. Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır? A. İdari para cezası verilir. B. 6 ay hapis cezası verilir. C. Süresiz araç kullanmaktan men edilir. D. Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz. Evet, sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler. Yani arkadaşlar, sürücü belgeniz geri alındı. Sürücü belgeniz herhangi bir nedenden dolayı geri alındı. O arada siz araç kullanıyorsunuz. Ne gibi bir ceza verilir? Tabii ki idari para cezası verilir. Ya da şöyle yapalım diyelim arkadaşlar. B sınıfı ehliyetiniz var. Otobüs kullanıyorsunuz. Emniyet görevlileri çevirdi. Ehliyet ruhsatta sizin B sınıfı ile otobüs kullandığınızı tespit ettiğinde yine idari para cezası yazılır. Evet. Hemen 7. sorumuza bakabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu gösterir, bildirir? Her iki yönden taşıt trafiğine kapalı. Bakın, Adana seçeneğinde her iki yönden taşıt trafiğine kapalı olduğunu bildiriyor burada. C şıkkı önemli arkadaşlar. C şıkkına özellikle dikkat edelim. Motosiklet girebilir, diğer motorlu taşıtlar giremez. Evet. Yine aynı şekilde bakın, D şıkkını da sık sık sınavlarda soruyorlar arkadaşlar. D şıkkında ne var? D şıkkında da tabii ki taşıt ne yapamaz? Giremez, değil mi? Evet. Bunu genelde soruyorlar arkadaşlar. Taşıt giremez. Her iki yönden mi taşıt giremez hocam diye. Hayır arkadaşlar, sadece işaretin olduğu noktadan girilmiyor ama karşı taraftan yol açık. B şıkkında ise arkadaşlar bakın, burada ise şunu söylüyor. Belirli miktarlardan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıtların girmesinin yine burada yasak olduğunu bize bildiriyor. Evet. Hemen diğer sorumuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, burada da aynı şekilde hangisi
tehlike uyarı işareti değildir. Bakın değildir. Sınavlarda sık sık gelen sorulardan birisi yine. Tehlike uyarı işaretleri üçgendir. Bakın A, B, C tehlike uyarı işaretidir. D ise trafik tanzim işaretidir. Trafik tanzim işaretleri yuvarlaktır arkadaşlar. Girilmesi yasaktır. Tehlike uyarı işaretlerinde ise hız azaltılır ve geçme yasağına uyulur. 9. sorumuza bakalım. Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır? A. Hız sabit tutulur. B. Hız azaltılır. Geçme yasağına uyulur. C. Hız artırılır. Sağa sinyal verilir. D. Hız azaltılır. Sola sinyal verilir. Bakın burada da dikkat edelim arkadaşlar. Bakın ilki sağ olmak üzere devamlı tehlikeli viraj işareti. Bakın ilki sağ olmak üzere devamlı tehlikeli viraj işareti. Hız azaltılır. Geçme yasağına uyulur. Değil mi? Evet. Burada da Bursa seçeneğimiz doğrudur arkadaşlar. 10. sorumuza geçebiliriz. 10. sorumuz yine arkadaşlar araçların hızlarıyla ilgili, azami hızlarıyla ilgili sorulmuş. Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü karayollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km bölü saat olmalıdır? Bakın 90 hangisinindir arkadaşlar? İki yönlü çift yönlü karayollarında. Bakın A seçeneğindeki minibüsün, B seçeneğindeki motosikletin ve C seçeneğindeki otobüsün iki yönlü karayollarındaki azami hızları arkadaşlar 80'dir. Bakın her üçü de. Her üçü de 80'dir. D şıkkındaki otomobilin ise iki yönlü karayollarındaki azami hızı 90'dır arkadaşlar. Evet bize de 90'ı soruyor. Denizli seçeneğimiz doğrudur. 11. sorumuza bakalım. Belediyeler yapım ve bakımından sorumlu oldukları karayollarında trafiği düzenleme amacı ile yukarıdakilerden hangilerini temin ve tesis etmekle görevlidir? 1. Yer işaretlemeleri. 2. Trafik işaret levhaları. 3. Işıklı ve sesli trafik işaretleri. Evet arkadaşlar, belediyeler yerleşim yerleri içerisinde, yani kendi sorumlu oldukları bölgelerde, meskun mahallelerde yer işaretlemelerinden sorumludur. Trafik işaret levhalarından sorumludur. Işıklı ve sesli işaretlerden de sorumludur. Burada her üçünden sorumludur. Denizli seçeneğimiz doğru cevabımız. 12. sorumuz. Frenleri sağlam olan arızalı araç ile çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır? A2, B3, C4, D5. Evet arkadaşlar, burada da dikkat ederseniz frenleri sağlam olan çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu çelik halat, çelik çubuk sorulabiliyor arkadaşlar. Çelik halatla 5 metredir. Bakın 5 metredir cevabımız. Çubukla sorulursa arkadaşlar çubuğun uzunluğu 1 metre olmalıdır. Bilginiz olsun. Evet. Çeki demirinin uzunluğu 1 metre. Çelik halatın uzunluğu da 5 metre olmalıdır. 13. soru, şekildeki karşılaşmada öncelikle görev halindeki ambulansın geçmesi beklenir. Bakın. Gerekiyor. Yani gerekiyor. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Sorulmuş. A. Otomobilin tali yolda olması. B. Ambulansın ana yolda olması. C. Ambulansın geçiş üstüne sahip olması. D. Ambulansın diğer araca göre daha güçlü olması. Burada tabii ki arkadaşlar geçiş üstünlüğüne sahip araçlarımız vardı, değil mi?
ambulans, organ nakli, itfaiye, polis, jandarma, kar ve buz mücadelesi yapan araçlar, güvenlik araçları. Burada dikkat edin, geçiş üstünlüğüne sahip bir araçtan bahsediyor. Evet, cevabımız Ceyhan seçeneği doğrudur. Dördüncü sorumuza geçelim. Moleküler tek gözü görmeyen bir sürücü aşağıda verilen sürücü belgesi türlerinden hangisini alamaz? Tek gözü görmeyen, bakın arkadaşlar, moleküler bir kişi sürücü hangi araçları kullanmak için ehliyet alırken hangi araçları kullanamaz diye bir soru sorulmuş bakın burada. Motorlu bisiklet kullanabilir mi arkadaşlar moleküler bir kişi? Kullanır. Motosikleti kullanır. A. Otomobili kullanır. Ama minibüsü kullanamaz. D1 kullanamıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet, hemen 15. sorumuz. Yine güzel bir soru. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın sürücüsü iki yönlü 4 veya daha fazla şeritli yollarda geçme ve dönme dışında aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır? Bakın bir otobüs var. Ve iki yönlü ve 4 şeritli veya daha fazla şeritli yollarda nereyi kullanacak diyor arkadaşlar. Hangi şeridi kullanır? Bankette, orta şeridi, en sol şeridi, en sağ şeridi. Hangisini kullanır arkadaşlar? En sağ şeridi kullanır, değil mi? En sağ şeridi kullanıyor. Denizli seçeneğimiz doğrudur. 16. sorumuz arkadaşlar, aşağıda verilen taşıtların hangisinde sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur? Evet, otobüslerde, minibüslerde, otomobillerde, motosikletlerde. Koruma başlığı değil mi arkadaşlar? Koruma başlığı, koruma gözlüğü motosikletlerde mutlaka ve mutlaka takılması gerekiyor. Evet. 17. sorumuz. Emniyet şeritlerinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. Ambulansın hasta taşıması. B. Görevi dışında çakar kullanan araçların ulaşım yoludur. C. Trafik kazalarında güvenli alan olarak kullanılır. D. Acil durumda durma veya duraklamalarda kullanılır. Evet arkadaşlar, burada cevabımız Bursa seçeneğidir. Görevi dışında çakar kullanan araçların ulaşım yolu olamaz. Evet. 18. sorumuza bakalım. Şekildeki araç sağa dönüşü esnasında aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Bakın hangisini yapması? A. Dar kavisle dönmesi. B. Geniş kavisle dönmesi. Geniş dönebilir mi arkadaşlar? C. Karşıya geçen yayalara yol vermesi. Evet, yayaya yol vermesi. D. Dönüş sonrası gidişe ayrılmış en sağ şeride girmesi. En sağ şeride girmesi. Evet arkadaşlar, burada sağ dönüşlerde bildiğiniz gibi en sağ, bakın, sağ dönerken dar kavisle dönecek değil mi? Geniş bir şekilde dönebilir mi? Hayır. Bakın karşı yönden araçlar geliyor. Burada geniş kavisle dönmesi yanlıştır arkadaşlar. Bursa seçeneğimiz doğrudur. Hemen 19. sorumuza bakalım. 19. sorumuz yine çok çok önemli sorulardan birisi. Şekle göre hangi numaralı araçların bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır? Şimdi 4 şeritli bir karayolunda en sol şeritler sürekli olarak işgal edilmez, değil mi arkadaşlar? Burada bize sürekli olarak işgal edilmeyen şeridi sormuş. Sol şerit 3 numara,
Sol şerit 2 numara. Yani 2 ile 3'ün olduğu şeritler sürekli olarak işgal edilmez. Burada cevabımız Ceyhan seçeneği doğrudur. 20. sorumuz arkadaşlar. Bakın burada 21. soru olarak değiştirmemiz gerekiyor. Bir önceki sorumuz kaçtı arkadaşlar? Bakalım bir. Evet. 18. soru. Bu sorumuz 19. sorumuz arkadaşlar. Evet, buraya 19 yazabiliriz. 19. sorumuz. Evet. 20. sorumuza geldik. Evet arkadaşlar. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A. Dur. B. Durak. C. Devam et. D. Dikkat. Bakın burayı sormuş. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Bakın durağı gösteriyor değil mi arkadaşlar? Evet cevabımız Bursa seçeneği doğrudur. 21. sorumuz. Trafik polisinin istemesi halinde yukarıda verilenlerden hangisinin gösterilmesi zorunludur? A. 1-2 B. 1-3 C. 2-4 D. Hepsi. Evet arkadaşlar. Çok çok önemli bir soru. Trafik polisinin istemesi halinde sürücü belgesi gösterilir mi arkadaşlar? Gösterilir. Mali zorunluluk sigortası. Trafik mali sorumluluk sigortası olmayan arkadaşlar araçlar trafikten men edilir. Değil mi? Tescil belgesi yani trafik belgesi olmazsa yine yola çıkamazsınız. Cezası var. Aracınız altınızdan alınabilir. Bakın bu da var. 1-2-3 var. Geçerli egzoz muayenesi de mutlaka olması gerekiyor. Yani burada hepsi seçeneğimiz deniz seçeneğimiz doğrudur arkadaşlar. Hemen yine bir trafik işareti sorumuz var. Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan soldan ana yola giriş olduğunu bize belirtir. Arkadaşlar bakın. Adana seçeneği soldan ana yola girişi belirtiyor. Cevabımız Adana seçeneğidir. Bursa seçeneği kontrolsüz kavşağı bize bildiriyor. Ceyhan seçeneği her iki taraftan ana yola bakın. Tali yollardan sağdan soldan giriş olduğunu, hızımızı azaltmamız gerektiğini bize bildiriyor. Denizli seçeneğinde de yine sağdan ve soldan ana yolla tali yollardan ana yola giriş olduğunu bize bildiriyor. 23. sorumuz arkadaşlar yine sık sık sınavlarda gelen bir soru. Sizlerde mutlaka çıkacaktır. Şekildeki karayolu bölümünde yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? Evet, A. İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceğini, B. Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini, C. Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini, D. Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini. Evet arkadaşlar burada tabi devamlı yol çizgisinin şerit değiştiremeyeceğini, kesik kesik çizgide ise şerit değiştirebileceğini bize söylüyor. Yani burada cevabımız kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini bize bildiriyor. 23'ün sorunun cevabı Ceyhan seçeneğidir. 24. soru suçun işlendiği tarihte itibaren geriye doğru 5 yıl içinde 0.50 promilin üzerinde alkollü olduğu ikinci defa tespit edilen sürücünün sürücü belgesi ne kadar süreyle geri alınır? 30 gün, 3 ay, 6 ay, 2 yıl. Evet arkadaşlar tabii ki ikinci defayı sormuş bize bakın. Bildiğiniz gibi
0,50 promilin üstünde alkollü olduğu tespit edilenler trafikten men cezası alıyor. Birinci defada 6 ay, ikinci defada 2 yıl, üçüncü defada 5 yıl süreyle ehliyetlerine el konuluyor. İkinci defa sorulduğu için cevabımız Denizli seçeneği arkadaşlar doğrudur. Buradan da sık sık sınavlarımızda sorular geliyor. 25. sorumuz yine bir şekil sorusu. Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır? A. Traktör, B. Yaya, C. Otomobil, D. Motosiklet. Bakın arkadaşlar burada dikkat edin. Yaya geçidinde yaya geçiyor. Bakın burada yaya geçiyor. Motosiklet, lastik tekerlek traktör ve otomobil hepsi de dönüş işareti vermiş. Tabii ki öncelik hakkı kimindir? Yayanındır arkadaşlar. Bursa seçeneğimiz doğrudur. 26. sorumuz. Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücünün ilk yapması gereken nedir? A. Geçiş yapacağı yolun güvenli olduğundan emin olmak. B. Öndeki aracın sağa yaklaşmasını beklemek. C. Selektör yapmak. D. Hızını artırmak. Evet. Evet arkadaşlar, burada geçiş yapacağı yolun güvenli olduğundan emin olması gerekiyor değil mi? Yani geçeceği şeridin mutlaka güvenli olduğundan. Şeritlerde mutlaka sinyal vererek aracımızı diğer şeride geçiriyoruz. Ve mutlaka arkadaşlar yolun, şeridin güvenli olduğundan da emin olmamız nedir? Çok çok önemlidir. Adana seçeneğimiz doğrudur. Son sorulara doğru geliyoruz arkadaşlar. YouTube kanalımıza mutlaka abone olalım. Nedim Şeker Akademi kanalında geçmiş ehliyet sınav sorularını ve konuları da çalışarak arkadaşlar tüm konuları da detaylı bir şekilde anlattım. Mutlaka dinleyin. %100 başarı elde edeceksiniz. 90 ve üzeri garanti notumuz var arkadaşlar. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda otomobil ile otobüs karşılaştığında hangisi diğerine yol vermelidir? A. Trafik yoğunluğu fazla olan öndeki taşıt diğerine. B. Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt diğerine. C. Otomobil kamyona. D. Otobüs otomobile. Burada da arkadaşlar otobüs otomobile yol vermelidir. Değil mi? Denizli seçeneğimiz doğrudur. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda bütün araçlar otomobile yol verir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Motorsuz araçlar motorlu araçlara yol vermek zorundadır. Hemen geçelim. 28. sorumuz. Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına kaç metre mesafede duraklamak yasaktır? 5, 20, 30 ve 50 şeklinde verilmiş cevaplarda. Arkadaşlar yerleşim yeri içinde kavşaklar bağlantı yollarına 5 metrelik mesafe içerisinde duraklama yapmak yasaktır. Adana seçeneğimiz doğrudur. 29. Aşağıdaki durumların hangisinde karayolları trafik yönetmenliğinin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez? A. Kavşaklara yaklaşırken, B. Sağa veya sola dönerken, C. Bir başka araç tarafından geçilirken, D. İki yönlü karayolunda öndeki araç geçilirken. Evet arkadaşlar, burada hangisine ceza verilmez sorulmuş. İki yönlü karayolunda öndeki araç geçerken geçilebilir mi? Tabii ki geçebilirsin. Değil mi arkadaşlar? Evet. Öndeki aracı geçebilirsin. Kurallara uygun bir şekilde. Denizli seçeneğimiz doğrudur. 30. sorumuz. Son sorumuz arkadaşlar. Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık
ve fren donanımları bozulan araçlar diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla geçilebilirler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir? A. Çekilen aracın ağırlığının çeken aracın taşıma sınırından az olması. B. Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın 10 metre olması. C. Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması. D. Her iki araç adında boş yüksüz olması gerekir. Burada bize arkadaşlar yanlış olanı soruyor bakın. Uyulması yani araç başka bir araç tarafından çekilirken hangisi yanlıştır diyor. Birbirine bağlanan iki araç arasındaki bağlantının uzunluğu bildiğiniz gibi 5 metre olmalıdır. Çelik halatın uzunluğu 5 metre, çeki demirin uzunluğu 1 metre olmalıdır. Yani burada Bursa seçeneğimiz doğrudur arkadaşlar. Hemen YouTube kanalımıza abone olarak %3 çıkacak 2021 trafik sorularını çözüp yüksek puan alabilirsiniz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.